günaydın. Sabahlar Fokus'la karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Bugün günlerden FED gözlerimiz bütün dünya ile birlikte ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararında. Ama aslında bir noktada faiz kararı dediğimiz zaman heyecansız bir toplantı olabilir. Çünkü beklentiler faizde pas geçilmesi yönünde, herhangi bir artışa gidilmemesi yönünde. Ama tabii buradan farklı bir beklenti gelirse o zaman piyasalarda büyük bir sürpriz yaşanabilir. Esas takip edeceğimiz gelişmeler FED'in ekonomiye dair projeksiyonları olacak. Bakalım nasıl bir burada güncelleme gelecek, büyümeye, enflasyona, istihdama dair bunlar yakından izlenecek. Ve tabii bir yandan da faiz beklentileri nasıl şekillenecek? Bunların hepsinin piyasalara olan etkilerini konuşacağız. Öncelikle bir iç piyasayla başlayalım. Borsa tarafında dün akşam %1,35'lik bir yükseliş oldu ve böylelikle 2 günlük aşağı yönlü hareket kayıp sona erdi. Şu anda da yeni günde pozitif başladı. %1'in üzerindeki primleri görüyoruz. 7800 puanın yeniden üzerindeki hareketler karşımıza çıkıyor. İlerleyen dakikalarda Fokus programında Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ile beraber borsaya dair tüm merak ettiklerinizi konuşacağız. Bunu hatırlatalım. Ve geçelim endekslere, şöyle bir bakalım alt endekslerde nasıl bir tablo var dediğimiz zaman bankacılık tarafında %1,62'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. %1,5 seviyesinin üzerinde, yani %1,5 aşan primler dikkatleri çekiyor. Mali endeks tarafında da yine %1'in üzerindeki yükselişleri görmek mümkün oluyor. Açılış itibariyle ulaştırma biraz daha pozitif bir seyir içerisindeydi. Bakalım hala öyle mi, ki yine öyle olduğunu görüyoruz. %3'ü üzerindeki kazançlar şu an itibariyle ulaştırmada kendini gösteriyor. Tabii ki ulaştırma, turizm, bunlar dediğimiz zaman bir miktar Covid haber akışlarına ilişkin başlıklarda çok yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz birkaç gün önce buradaki varyantın, Eris varyantının Türkiye'de görülme haberleri ulaştırma tarafına satış getirmişti ama yeni gün pozitif başladı ve şu anda da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Para piyasalarında durum ne? Ona da bir göz atalım. Para piyasalarında dolar TL 27,03 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Dün sabah gördüğümüz saatler seviyelerle aslında benzer seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kurun gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. Bugün biraz böyle Fed'le meşgul olacak olsak da tabii ki esas beklediğimiz gelişme Fed'in kararından sonra bizim Merkez Bankamızın kararı. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Piyasa beklentisi, medyan beklenti, Bloomberg HT'nin araştırmasını düzenlemiş olduğu ankette de 500 bas puanlık bir artışa gidip faizin %30'a çekilmesi yönünde. Euro TL tarafında 28,91 seviyesinde görüyoruz. Dolar endeksi Fed kararı öncesinde 105 seviyelerinde. Burada nasıl bir senaryo olabilir? Yani şöyle bir baktığımız zaman aslında Fed'de biraz daha böyle faiz kararı pas geçirmiş olsa da ekonomik projeksiyonlar ve işte o dot plotu takip edeceğiz dedik. Medyan bir beklenti, dot plotta yukarı yönlü bir beklenti, daha fazla faiz artışı beklentisi dolar endeksinde daha da yükseltebilir beklentisi var. Ama daha güvercin mesajları içeren bir Fed'le, bir Powell'la karşılaşırsak işte o zaman biraz daha dolar endeksinde bir yumuşama görme ihtimalimiz var. Euro dolar paritesi 1.07'nin altında kalmaya devam ediyor ve burada da yine tabii ki bir taraftan Euro bölgesindeki gelişmeleri izlerken paritede yönü biraz daha Fed belirliyor, ABD tarafı belirliyor gibi duruyor. Sterlin dolara baktığımız zaman ise 1.2360 seviyesini görüyoruz. Burada bir miktar aşağı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. İngiltere'de enflasyon rakamları açıklandı bu sabah saatlerinde ve 1,5 yılın dibine işaret etti rakamlar. Ve bir taraftan yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. İşte sterlin dolar tarafında burada artık faiz artışlarının sonuna gelebileceğine dair bir mesaj gelmesi beklentisi kuvvetlendi. Bu da sterline bir miktar baskılıyor. Geçelim şimdi Avrupa borsalarına bakalım. İngiltere'den iyi haber geldikten sonra tabii ki gözler yarınki faiz kararına çevrilmiş durumda. Oradan gelecek mesaj önemli ki İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den daha önce yapılan açıklamalar faiz artışlarında artık sona gelinmiş olabileceği yönündeydi. Ve şimdiye kadar atılan adımlar öyle gösteriyor ki hem manşette hem çekirdekte gerileyen enflasyon rakamlarıyla beraber şimdiye kadar bu konular işe yaramış gibi duruyor. Diğer Avrupa endekslerinde de yine yükselişler hakim ama Paris biraz daha geriden geliyor. Daha temkinli bir iyimserlik içerisinde ama bu sabah saatlerinde Stoxx 600 endeksi gününü yukarı dönük bir şekilde açtı. Bunu da hatırlatalım.
Geçelim ABD borsalarına. Dün 3 ana endekste de negatif bir kapanış gerçekleşti. Şu anda vadeli piyasalar karışık bir seyre işaret ediyor. S&P 500 tarafında 4400 seviyesinin üzerinde kapanış oldu. Ama orada işte 4500'ü geçmekte zorlanan bir endeks karşımıza çıkıyordu. Bunlar önemli ve bugün ABD piyasaları da tabii ki Fed kararını, Powell'ın vereceği mesajları yakından bekliyor. Bir taraftan da şöyle bir tartışma var. Evet, ekonomik projeksiyonları takip edeceğiz ama daha önceki projeksiyonlar tutmadı. Örneğin işte enflasyon geçici denmişti, yapışkan olduğu ortaya çıktı. Büyüme yavaşlayacak dendi faiz artışlarıyla beraber. Büyüme gücü seyretmeye devam ediyor. İstihdamda çok gözle görülür bir bozulma yok. Ve şu anda bir yukarı yönlü revizyon gelebilir mi? Ve tabii bu gelirse para politikasının gecikmeli etkileri kendini gösterir mi? İşte bunlar bir şekilde Fed'in bu projeksiyonlarına dair kafa karışıklığını, biraz güvenin azalmasını da beraberinde getiriyor. Bunu da aktaralım. Geçelim emtia piyasasına. Emtia piyasasının da gözü kulağı Fed'in kararında, Fed'in vereceği mesajlarda olacak. Altın özellikle tabii ki biraz baskı altında şu an itibariyle %0,10'luk bir geri çekilme var. 1929 dolardan işlemler geçiyor. Gram altın tarafında 1676 lirayı görüyoruz. Gümüş 23 doların üzerinde. Her iki tip petrolde de biraz böyle yön aşağı dönmüş gibi duruyor. Ama yine de orada acaba bu rally'nin son dönemde gördüğümüz birkaç haftadır yükselişin sonuna gelindi mi? İşte bununla ilgili bir açıklama Goldman Sachs'tan geldi. Son görülen rally'de sona gelindiğini açıkladı. Böyle bir rapor paylaştı ve bir taraftan da 12 aylık petrol tahminini 93 dolardan 100 dolara yükseltti Goldman Sachs. Bunu da hatırlatalım ama rally'nin önemli kısmının geride kaldığını da vurgu yaptı. Kripto paralara bakalım. 27 bin doların üzerine yeniden attı kendini Bitcoin ve 27.110 dolar seviyelerinden işlemler geçiyor ama şu anda yön aşağı. Ethereum tarafında da 1634 dolar seviyelerini görüyoruz. Bakalım buradaki gelişmeler ne olacak, bunları izleyeceğiz. Ve şimdi Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber, piyasaya dair mesajları alacağız. Filiz, günaydın, hoş geldin. Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, yurt içinde biz bir taraftan Merkez Bankası'nın yarınki toplantısının heyecanını taşıyoruz. Bir taraftan da küresel çapta Fed'den nasıl mesajlar çıkacak heyecanını paylaşıyoruz dünyayla diyelim. Borsada iki günlük o satışların ardından dün pozitif tamamlandı. Bugün de yine şu ana kadarki işlemler iyimser gidiyor gibi duruyor. Nasıl bir gün bekliyor acaba bizi? Hangi gelişmeler, hangi seviyeler gündemde olacak? Borsa İstanbul'a baktığımız zaman neredeyse Eylül ayının başından itibaren devam eden bir zayıflık var. Eylül ayının başında tepe noktalarını görmüştük. Dün dediğin gibi bir dip seviyeleri gördük ve oradan bir tepki verme çabası içerisindeyiz. Dünkü dibe göre baktığımızda yaklaşık %10'a yakın bir geri çekilme, bir düzeltme gerçekleştirmiş oldu Borsa İstanbul tarafı. Bugün havacılık hisselerinin biraz endekse destek sağladığını görüyoruz. Son 1-1,5 aydır endeksten negatif ayrışıyordu havacılık sektörü. Onun bir miktar katkısı var. Yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesinde bankacılık sektöründe başlayan bir hareketlilik var. Ve tepkinin devamı açısından da açıkçası bankacılık sektörünün hareketi, toplantı sonrasındaki hareketi son derece önemli olacak. Henüz düzeltme bitti, dönüyoruz diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Endekse 8100 seviyeleri önemli olacak. Yine 300 dolar seviyesini takip ediyor olacağız. Dün Sayın Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar son derece önemliydi. Hafta başına itibaren yurt dışında yabancı yatırımcılarla temas içerisindeydi ve yapılan açıklamaları da son derece olumlu karşılıyoruz. Onun bir etkisinde, tepki yükselişinde etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine New York'ta konuşması olacak. Bunu takip ediyor olacağız. Halen daha bir düzeltme, dediğim gibi, bitti diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Yarınki Merkez Bankası toplantısından sonra biraz daha görüntü şekillenir diye düşünüyorum. Son dönemde Merkez Bankası sıkılaştırmaya gidiyor ama sıkılaştırma adımları piyasa tarafından pozitif algılanıyor. Ekonomide bir iyileşmeye döneceğiz şeklinde. Yarın da yine eğer piyasa beklentilerini karşılayan bir faiz artırımı görürsek, CDS'lerdeki geri çekilmeyle birlikte biraz daha borsadaki görüntünün de pozitife döndüğünü görebiliriz. Yurt dışında bugün Fed toplantısı var. Onu takip ediyor olacağız. Bu toplantıda bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Zaten de bu aslında fiyatların içerisinde.
Ama bir sonraki toplantıda, Kasım ayındaki toplantıda bir faiz artışı görür müyüz veya yılın geri kalanında bir faiz artışı görür müyüz? Burada verilecek mesajlar önemli olacak yurt dışındaki risk iştahı açısından da. Ama bizim için biraz daha yarınki toplantı önem arz ediyor gibi gözüküyor. Evet, çok çok teşekkürler Filiz aktardıkların için. Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraberdi. Şimdi ise Bloomberg HT Araştırma Analisti Çağlar Kuzukluoğlu'nu ağırlayacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar günaydın, hoş geldin. Kritik bir gün, nefesleri bugün Fed için, Powell için tutuyoruz. Ve tabii yarın da bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Ve dünyada hani artık böyle sıkı para politikalarının sonuna mı gelindi diye konuşurken bir yandan da tabii verileri takip ediyoruz merkez bankalarının yaptığı gibi. Şimdi Kanada'da açıklanan enflasyon verileri biraz hızlanırken, ABD'de de yine biraz orada sanıyorum ki artan akaryakıt fiyatlarıyla alakalı. İngiltere'de pozitif bir sürpriz geldi ve İngiltere Merkez Bankası'nın şimdiye kadar atmış olduğu o sıkılaştırma adımlarının meyvelerini topladığını gösteren bir veriyle karşılaştık bu sabah. Nedir detaylar? Senden dinleyelim. Yani tam olarak bu veriler, bu karışık sinyaller para politikaları açısından ne anlama geliyor? Yani aslında herkes bu sorunun cevabını arıyor tabii Reyhan. Türkiye'nin farklı bir dönemi olmuştu. Türkiye'ye benzer birkaç ülkenin daha para politikalarında izlenen yol ve özellikle faizle ilgili takınılan tavır, tutum anlamında. Ama 2022'nin özellikle ilk çeyreğinden itibaren dünyada sıkılaşma döngüsünü konuşuyoruz. Senin de altını çizdiğin gibi bu akşam da burada bir kavşağa geçtik mi, yoksa önümüzde halen yükselen enflasyonun tekrar ivme kazandığı örnekler var. Tabii Fed'in kendi sonucu bir miktar daha burada sonuç vermiş gibi görünüyor ama devamı nasıl gelecek diye bunların detaylarına değineceğim. 3 enflasyon verisi de senin bahsettiğin bu arada. Son dönemde konuştuğumuz petrol, doğalgaz, enerji tarafı ile ilgili gelişmelerin en azından yukarı yönde ettiğini söyleyelim ama müsaaden olursa sabah İngiliz yayın organı Guardian İngiltere'deki öğrencilerden yeni eğitim döneminde barınma sorunu yaşayıp yaşamadığına dair yanıt istemiş. Haberin içinde bir form var, doldurarak kendi ne diyelim tecrübenizi anlatabiliyorsunuz. Ya tabii biz para politikalarını, enflasyonu böyle rakamlar ve para politikaları iktisat zemininde konuşur vaziyetteyiz ama bunu görünce açıkçası aklıma şu geldi. Belki özellikle mesela İngiltere enflasyonunda da barınma tarafından, hizmetler tarafından enflasyonun yavaşlamasına olumlu bir etki gelmiş ama ben 36 yaşına girdim. Bizim küçüklüğümüz oku iyi insan ol, kendini yetiştir ne diyelim temasıyla geçmişti. Koca bir dünya, gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere üniversite eğitimi alacak öğrencilerine başını sokacak dört duvar bulamaz halde. Bu aslında üzerinde durulması gereken bir konu. Sadece öğrenci değil, gelecek nesiller diyoruz sürekli. Belki bir popülizm cümleler bütünü içerisinde ama gelecek nesillerin barınma sorununu da atlamamak gerekiyor. Rakamlar tarafta geçecek olsak ilk grafikten başlayalım şimdi. İngiltere'ye geleceğim. Ama 3 örnek var karşımızda Reyhan. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya. Aslında birbirinden tabii ki farklı dinamikleri var. Bunları bolca konuşabiliriz. Dün üzerinde durmadık. Kanada'nın enflasyon verisi dün geldi ama Amerika, Brezilya ile üçlüyü bir araya getiren tekrar bir hızlanışla yukarıda manşette gördüğümüz. Özellikle Kanada'nın enflasyon verisinin alt detayına baktığımızda da özellikle son dönemde konuştuğumuz enerji kaleminin etkisinden bahsetmek mümkün ki merkez bankalarının da aslında şu anda temel olarak kendi para politikalarına faizlerin artmasıyla ilgili manşet enflasyonlar bir yana odaklandıkları detayların içerisinde en çok belki de çekinilen husus, biz bir dönemlik enflasyonda, fiyat artışlarında mesafe kat ettik. Acaba bu bir ara mıydı? Yani tekrar enflasyonist baskının devam etmesi acaba bizim karşımızdaki sıradaki silsile mi diye düşünür vaziyetteler. Dolayısıyla Merkez Bankası da Kanada'da enflasyonist baskının devamı halinde borçlanma maliyetlerinin yeniden arttırılabileceğine dair bir mesaj var. Geçelim İngiltere'ye. İngiltere'nin detaylarına baktığımızda az önce Guardian'dan öğrencilerin yaşantısıyla ilgili konuya değinmiştik. İngiltere'de de şöyle bir detay var. İkinci grafiğimizde İngiltere'nin bugüne kadar konuştuğumuz özelliği şuydu. Para politikasında yine sıkılaşmaya gitmesine karşın
alınılan sonuç bakımından ana ekonomiler olarak İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi diye düşündüğümüzde burada en tırnak içerisinde geride kalan sonuç almada İngiltere diye konuşur vaziyettik. Sol tarafta enflasyon oranlarını görüyoruz. Beyaz renkli olan İngiltere. Sağ tarafta da faiz oranlarını görüyoruz. En yüksekte Amerika Birleşik Devletleri var. Ama bu noktada açıkçası para politikasında sıkılaşmada gelinen noktayla enflasyonuna kat edilen mesafe anlamında aradaki ayırdı görmek adına bir konumu vardı. Son grafikte de İngiltere'nin detaylarına bakacağız. Çünkü burada enflasyonun düşüşünde az önce söylediğim gibi yine enerji fiyatlarının etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Ama beyaz renkli manşet enflasyonda beklentinin altında gelen yıllık rakam artış devam ediyor bu arada. İvme kaybetti sadece. Açıkçası çekirdek ve hizmetler tarafından destek almış vaziyette. Detayları da söyleyeyim Reyhan. Aşağı yönde enflasyonu açıkçası yani pozitif diye addedebileceğimiz etkileyen tarafta hizmet ağırlığını görüyoruz. Özellikle restoran ve otel harcamaları, bununla birlikte kültürel harcamalar ve çok da açıkçası ana harcama grupları içerisinde yer almayan harcamaların olduğunu, yani aslında sıkılaşmanın bu noktada belki de enflasyonda temel taraftan gelmediğini söylemek mümkün. En çoksa enflasyonu yukarı yönde tetikleyen etmen olarak karşımıza kuşkusuz ulaşım, ulaştırma geliyor. Bu noktada iletişim hizmetleri ve giyimin de olduğunu ulaştırma kadar olmadan söyleyelim. Bu noktada tabii yine çekirdek ve ana harcamalar ekseninde ya da belki istihdam piyasası ile ilgili merkez bankalarının kendi data setleri içerisinde yoğunlaştıkları taraflar var. Ama bu akşam FED sonrasında en azından haftanın başında pazartesi günü anlattığımız o dünyadaki faiz ve enflasyon haritasının nasıl değiştiği ve nasıl seyredeceğine ilişkin önemli bir zaman dilimini geride bırakıyor olacağız. Yarın da gelişmeleri konuşmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Evet, heyecanlı senden alacağız gelişmeleri yarın sabahta. Çok teşekkürler Çağlar Kuzukluoğlu bizimle beraberdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Fokus'ta kısa bir ara şimdi. Aranın ardından gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu bizimle birlikte olacak. Fokus'la yeniden birlikteyiz ve şimdi gayrimenkul sektörünü ele alacağız. Değerli bir isimle beraberiz. Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu'nu ağırlıyoruz. Sefer Bey hoş geldiniz. Şimdi gayrimenkul sektörü dediğimiz zaman böyle çok hani pandemi sonrasında özellikle bir de Türkiye ekonomisindeki işte faiz politikaları vesaire derken biraz böyle hani karmaşık bir süreç işlemeye başladı. Şu anda en son gelinen noktada örneğin işte son veriler benim önümde var. Konut satış verilerinde biraz böyle ivmelenme olduğunu görüyoruz son birkaç aydır. Ama konut fiyatlarında da artış hızı son Temmuz verilerinde bir miktar arttı. Aha. Yıllık bazda baz etkisiyle gerilediğini görüyoruz ama aha, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an ne kadar normal gayrimenkul sektörü? Tabii gayrimenkul ya da konut öncelikle insanların iki temel ihtiyacından biri olduğu için dünyanın hemen her tarafında konut önemli bir mevzu, hem toplumun önemli bir mevzusu, hem siyasetin önemli bir mevzusu, hem basının önemli bir mevzusu. Bahsettiğiniz gibi pandemide bir tedarik zorlukları, dünyanın tamamında konuta dair sıkıntılar oluşturdu, üretim bir miktar kısıldı ve bu da taleple uyumsuzluk yarattı ve dünyanın genelinde konut fiyatları bir miktar hızlandı pandeminin ilk dönemini takip eden dönemlerde. Ama Türkiye'nin bambaşka ve özel bir problemi var bence. Türkiye'nin bir deprem kaynaklı çok ciddi bir sorunlu konut stoğu var. Yani hem mevcut bakanımızın hem önceki bakanımızın Sayın Kurum'un sıklıkla ifade ettiği 7 milyon civarında konut Türkiye'de her an yıkılmakla yüz yüze. Yani bunların riskli oldukları kamu otoriteleri tarafından tespit edilmiş ve kayda geçirilmiş. Dolayısıyla bir böyle 7 milyon ki konut. Bu sadece hani kayıtlı olanlar değil mi? Yani bir de kayıt altına alınmayanlar olma ihtimali var mı? Yani bu sayının daha yüksek olma ihtimali var mı? Tahmin ediyorum bu kabaca
bu kayıt altına alınmıştır. Yani belki çok %1'in altında bir oran burada bilinen alanın dışında kalmış olabilir ama ben kabaca bu tespitin yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu 7 milyon konut Türkiye'de hane başı 3.3 nüfustan hareketle düşünürsek bu yaklaşık 22-23 milyon nüfusumuz demek. Hı hı. Yani Türkiye'nin hani böyle bir çok acil büyük bir problemi var. Bu problemi bize deprem bir etkin bir şekilde hatırlattı. Bakın sizin böyle probleminiz var. Yani biz 10 şehirde yaşadık ve bu Allah bir daha göstermesin çok ağır bir yıkımdı. Hem maddi hem manevi çok tarifi imkansız bir iş. Allah korusun bunun İstanbul, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde nüfusun yoğun olduğu şehirlerde oluşmasını yani insan tahayyülde bile zorlanıyor. Bu bizim birinci mevzumuz. Bir başka mevzumuz Reyhan Hanım, Türkiye 2018 ve sonrası dönemde maalesef yani bunun işte nedenlerini kabaca hepimiz biliyoruz. Konut üretme konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Evet. Yani 2018 ve sonrası 5 yılda üretilecek olan konut 2017 ve öncesi 5 yılın bakın şu an ekrana yansıyan tabloyu kastediyorum. Evet. Kabaca yarısına tekabül ediyor. Yani 2013-17 dönemi arasındaki 5 yılda Türkiye genelinde yıllık 1 milyon 36 bin adet konut yapılacak diye inşaat izinleri alınırken son 5 yılın ortalaması 547 bin neredeyse yarısı bakın. Şimdi İstanbul'a bakın İstanbul daha da çarpıcı. İstanbul'da geçmiş 5 yılda 215 bin yıl ortalaması konut üretim izni alınırken son 5 yılda alınan konut üretim izni 83 bin, 84 bin yani %39'u. Şimdi 100 tane üretirken 39'a düştüysek ve bir taraftan da nüfus artıyor ise yani burada... Bu bize neyi gösteriyor? Bu, bence hani başka şey konuşmamızın çok anlamı kalmıyor. Çok evet. anlamı kalmıyor. Bunun üzerine bir de bahsetmiş olduğumuz Türkiye genelinde 7 milyon, İstanbul'da 1,5 milyona yakın derhal terk edilmesi kuvvetle uzmanların tavsiye ettiği bir sıkıntılı konut da var. Dolayısıyla böyle bakınca bizim... İhtiyacın çok altında sıhhi konutumuz var. Bakın bir daha söylüyorum. İhtiyacın çok altında sıhhi konut. Sıhhi konuttan kastımız şu. Deprem açısından güvenli, elektrik suyu olan, ruhsatı olan, sağlıklı yaşanabilir, işte sel ve su baskınlarına karşı doğru katta bulunan konut. Yani Türkiye'nin sıhhi konut stoğu maalesef sınırlı. Talep de çok yüksek. Genç bir ülke, genç bir nüfus. Dışarıdan göçler vesaire var. Dolayısıyla... Çok az sayıda sağlıklı sıhhi konut ve çokça bir talep var. Biz bu konuda çalışma yapan uzmanların çalışmalarına bakınca şunu görüyoruz. Türkiye'de nüfusun %75'i 10 yaş ve altındaki eve bakıyor. Hmm. 10 yaştan daha genç eve bakıyor. Deprem algısı bunu tetikliyor muhtemelen. Yine %92'si 15 yaş ve altı eve bakıyor. Yani şimdi ben şunu söylüyorum. Ya Türkiye'de 15 yaş altı bir eviniz varsa bu çok kıymetli bir varlık. Muazzam talebi var çünkü bunun. Yani lütfen bunu böyle satarken ederken dikkat edin. Yerine koyamayabilirsiniz. Muhtemelen de koyamayacaksınız. Dolayısıyla yapılması gereken üretimi ülkenin mevcuttan çok gelecek muhtemel ihtiyacına göre yeniden planlamak ve hızla üretime geçmek. Bu arada bir şanssızlık daha yaşadık. Maalesef bu deprem çok büyük bir sıkıntıydı. Ülkenin hem ekonomik hem de sosyal çok dinamiklerini sarstı. Ve hali hazırda üretim güçlerinin, iş gücü, makina vesaire ekipman da önemli ölçüde deprem bölgesinde. Dolayısıyla yani diğer büyük illerdeki üretim azlığına çok önemli bir faktör olarak bunu da sayabiliriz. Peki, kabaca fotoğrafımız bu. Peki başka nasıl faktörler var? Yani bu hani biraz önce ekrana gelen rakamlar çarpıcıydı. Yani hem Türkiye genelinde işte İstanbul'da hani talebi karşılayamayacak düzeye gelen bir durum var. Bir de buna ek olarak işte... Yani kentsel dönüşümden geçmek durumunda olan ya da belki yani tamamen yıkılması gereken milyonlarca konut olduğunu siz yine belirttiniz. Bunların sebebi ne yani? Biraz burada şu değişse bizim önümüz burada açılır ve işte tıkır tıkır daha planlı bir şekilde işler işlerimiz diyebileceğiniz ne var acaba? Tabii şu an Türkiye'de hani ya yeterince konut yapılmamanın önünde sorunlar nelerdir derseniz tabii ben birinci sırada arsa sayarım. Yani özellikle arsa temininde güçlük var. İkinci sırada finansman
sayılabilir. Peki bu yani Türkiye genelinde mi arsa temininde güçlük olduğunu görüyoruz yoksa İstanbul yani büyük şehirler özellikle? Büyük şehirlerde diyebiliriz yani nüfusun teveccüh gösterdiği, nüfusun hareket ettiği, oraya doğru yöneldiği büyük şehirlerin İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere bütün büyük şehirlerimizde arsa sorunu var. Peki şimdi adım adım gidelim. Bu çözülebilecek bir sorun mu? Mutlaka çözülecek bir sorun. Yani dünya çözdüyse biz de çözeriz. Nasıl çözebiliriz? Benim kişisel önerim bizim hali hazırda bu bahsetmiş olduğumuz 7 milyon konut yani yıkılması gereken, hemen yıkılması gereken, hemen içindekileri dışarı gereken. Çıkarmamız gereken, dışarı düşünmemiz gereken konutların ağırlığı zaten şehir merkezlerinde. Evet. Bunların ortalama metrekare büyüklükleri de 110 metrekare. Ortalama 110-115 metrekare yani geçmiş stoklar bunlar. Bunlar geçmişte hane başı nüfusun 6 olduğu saatlerdeki demografiye göre dizayn edilmiş evler. Yani Türkiye'nin 1980'lerde 6 adet hane başı nüfusu varken, 6 kişi bir evde oturuyorken bugün bu 3'lere düştü. Evet. Ve önümüzdeki 15 yılda da 2,5'lara düşecek. Dolayısıyla bizim önerimiz kesinlikle ve kesinlikle şu. Bu konutları 7 milyon adet konutu değiştirirken bunları 110 metrekare değil de 55-60 metrekare 2+1 ve 1+1'lere dönüştürmemiz yani bu 7 milyon adet konuttan 14 milyon adet konut üretirse Türkiye bunları da yeni teknolojileri ve Türkiye'nin güneş haritası gücünü kullanarak enerji kimlikli yaparsa sıfır enerjili yaparsa hatta Türkiye bence hem konut problemini çözer tabii bu biraz zaman alır bugünden yarın olmaz hem de ciddi bir 10 milyar doların üzerinde yıllık elektrik ve veya gaz faturası ithalatını azaltır. Evet. Yani bu aslında hani biraz demiş olduğunuz gibi son gelen veriler de hani aile yapılarının yani o çekirdek ailenin işte küçüldüğünü artık ailelerin bir arada yaşamadığını gösteriyor ama mesela hani 2+1 vesaire bunlar da biraz çok küçük olmaz mı acaba? Ama siz İstanbul'un en ya bakın büyük şehirlerde ben tabii ki yani dünyanın bütün büyük şehirlerinde bu böyle dizayn ediliyor. Bizde de yeni nesil bunlara entegre oluyor bence sorun yok. Yani şehrin merkezlerine birinci ve ikinci bölgelerde daha çok küçük metrekareler. Hı hı. Büyük metrekareler, bahçeli evler daha böyle banyolara doğru. Bunlar tabii ki aileyi teşvik ediyoruz çocuk olsun. Ama bunlar tabii ki burada hani konut, mesken burada hangi faktör diye sıralamaya koyarsanız ben tabii ki yani bir dünyada böyle bir trend var bakın. Yani işte bireysel özgürlük, sorumlulukların reddedilmesi mi diyeyim, mobilite, evet. İşte satın alma gücündeki azalma, dünyanın bütün megapollerinde bir numaralı mevzu. Yani biz şimdi Türkiye'nin geneline böyle kira pahalı mı desek herkes bağırıyor değil mi kira çok pahalı diye. Halen Türkiye'de kira gideri ortalama baktığımızda hane halkı giderinin ortalama %33'lerine, %35'lerine geliyor. New York'ta 67. Yani New York'ta bir eve 100 lira giriyor, 67 lirası kiraya giriyor. Yani şimdi Seul'de çok daha feci bir rakamlar. Bu, yani şunu söylemek istemiyorum. Yani New York'a bakın halinize şükredin anlamda bir şey söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama büyük şehirlerin kaderi bu diyorsunuz. Barınma maliyetleri yüksektir maalesef. Tamam. Onu bilerek bu gerçekleri biraz daha kabullenip biraz daha hazırlanmamız lazım. Şimdi birinci sırada arsa temininde sıkıntı olduğunu söylediniz. Onunla ilgili çözüm önerinizi paylaştınız. İkinci sırada hangi sorun var? Finansman. Finansman sorunu var. Bununla ilgili çözüm öneriniz var mı? Tabii ki finansman bu finansman aslında yeniden doğru planlamayla eşgüdümlü çözülebilirse yani şunu söylemek istiyorum biz konutlarımızı gerçekten gelecek ihtiyaçlarımıza uygun ve mutlaka çevreci kimlikle geliştirirsek ben hem yerli hem de yabancı belki de hani özellikle uluslararası sosyal nitelikli müesseselerden yani Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası gibi organizasyonlardan da böyle ateşleyici, öncü destekler alabileceğimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla onu da daha böyle büyük ve vizyoner düşünüp çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki genel anlamda bugün itibariyle konuştuğumuzda bugünkü yapı içerisinde inşaat şirketlerinin finansmana erişimi zor. Çünkü halihazırda bir enflasyonla mücadele programımız var ve bu kısa vadede bugünkü durum bu program orta uzun vadede bütün sektörlerin lehine bir durum. Dolayısıyla biz de inşaat sektörü olarak burada gereken sabrı ve anlayışı yani acı reçete olarak kabul ediyorsunuz ya biraz da, kemer sıkmayı bu bir ihtiyaç bakın. Bu acı ya da tatlı. Bu bir ihtiyaç. Orta uzun vadede
doğru yolda yürümeniz için, doğrularla buluşmanız için uygulanması gereken bir şey. Size göre acıdır, bana göre olması gerekendir, bir başkasına göre belki keyif vericidir, bilmiyorum. Ama bu bir mecburiyet, bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapıp fiyat istikrarını sağladığımızda, insanlar yeniden önünü görmeye başladığında üretim yapmaya başlayacaklardır. Bu da üretimi mutlaka destekleyen ve teşvik eden bir faktör olarak. Peki, finansman konusunda artan maliyetler, iş gücü vesaire, bunlar da giriyor mu? Yoksa onu ayrı bir başlıkta mı incelememiz gerekiyor? Şunu söylemek istiyorum. Bakın, özellikle malzeme maliyetlerindeki artışın bir global ölçekte tedarikte kırılmalar, kur artışları etkili, ama bir o kadar da Türkiye'de enflasyonun varlığı etkili. Yani ben gerçekten bu anlamda numerik takipler yapan biri olarak şunu görüyorum. İnsanların hali hazırda fiyatların üzerine koydukları 25-30 gibi korunma ya da yastık payları var. Ya bunun da enflasyon kaynaklı olduğunu biliyoruz. Yani ben işte bugün X bir malzemeyi satıyor, inşaat malzemesi. 100 liralık malzeme 130 lira diyor. Siz de diyorsunuz ki ya bu işte matematik izahı 100 lira, bu niye 130 lira? Ya belki ben sana sattıktan sonra yerine 130 liraya belki koyacağım. Ya bu kur işte bilmem %20 artarsa, %30 artarsa. Dolayısıyla biz fiyat istikrarını sağladığımız zaman, bu kaygıları yok ettiğimiz zaman bu fiyatların tamamı daha öngörülebilir olur. Evet. Yine bugün bir müteşebbis bu tür oynak fiyatada, malzeme fiyatlarının bu derece oynak olduğu piyasada bir projeye başlamakla bitirme arasında ortalama 3 yıl sürüyor bir inşaat projesi. Burada öngörememek gibi bir sıkıntıyla yüzleşiyor. Onun için finansmana dair ana anahtar finansal istikrarın sağlanması, bunun için de enflasyonun kontrol altına alınması ve ona göre yeniden hepimizin finansal kesimde önümüzü görmesi, evet, diye düşünüyorum. Çok kısaca bununla ilgili, yani formül bu diyorsunuz. Hı hı. Beklentiniz yeni politikalarla beraber yakın zamanda bunun gerçeğe dönüşüp dönüşemeyeceği. Yani dönüşecek mi sizce ve ne zaman? Çok kısaca. Ben açıkçası yani bir taraftan enflasyonla mücadele ederken, diğer tarafta da Türkiye'de inşaat alanındaki üretim güçlerinin mecburiyetten deprem bölgesine yoğunlaştıklarını da, evet, gözlemliyoruz ve buna da hak veriyoruz. Bu da doğru bir şey tabii, olması gereken orada acil bir konu var. Yani enflasyonla mücadelemizin önümüzdeki 8-10-12 ayda böyle piyasalara güven verici hale geleceğini, artık bu köpüklerin falan fiyatlardan kalkacağını tahmin ediyorum. Deprem bölgesindeki imalatın da makine ekipman gücünün de önemli ölçüde görevini tamamlayacağını. Dolayısıyla ondan sonra hem üretim elemanları hem finansal taraftaki öngörülebilir bir araya gelecek ve biz bu tarafta üretime hızla başlayacağız diye, evet, tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için Binit Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu bizimle beraberdi. Kısa bir araya gideceğiz. Aranlardan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ile biraz borsayı ve yurt dışı piyasaları konuşacağız. Evet, Fokus'un son bölümüyle birlikteyiz. Şimdi biraz piyasaları konuşacağız. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraber. Eral Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, tabii herkes borsayı merak ediyor. Bugün FED toplantısına geri sayıyoruz. Birazdan yurt dışını konuşacağız ama öncelikle biraz yurt içiyle başlayalım dilerseniz. Çünkü dediğim gibi hani bütün gözler borsa üzerinde. İki gün üst üste sert satışlar yaşandı. Sonrasında dün biraz toparlama gördük. Bugün de şu anki rakamlara baktığımız zaman yine yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Ne dersiniz? Hani bu düzeltme diye beklediğimiz bir süredir ve sonrasında geldiğine inanılan hareket sona erdi mi? Yarın da Merkez Bankası'nın faiz kararı varken kısa vadede beklentileriniz nedir acaba endeksten? Sona erdiğini söylemek fazla imsarlık olabilir. Şimdi 7950 puana yaklaşınca bir frene bastı Borsa İstanbul ve bir iyimser karamsar kavgasını seansın ilk bölümünde gördük. Bu da 7 ve 8 günlük üstel ortalamalar. Buna çok önem veren fazlaca yatırımcı var. O yüzden 7950'yi aşacaksa bile bunun bir çabanın üzerine gelmesi daha muhtemel. Aşamaz mı? Pekala aşabilir. Fakat bence bir süre Borsa İstanbul'da biz yatay bir seyirle karşılaşabiliriz. Bunun tepe bölgesi 8400'de mi olur? Yoksa 7950 civarında oluşur?
ve 7300'lere kadar geri mi çekilir? Doğrusu bence iki senaryonun da şansı var. Ve dış iklim bu konuda biraz daha belki yön konusunda katkı sağlayabilir, yönlendirici olabilir. Evet, yani dış gelişmeler dediğiniz örneğin işte Fed vesaire bunlar mı belirleyici olabilir? Çünkü bir süredir hani yabancı yatırımcıların azlığından dolayı biraz böyle Türkiye'nin bu konuda bu gündemden ayrıştığına dair söylemler de var, yorumlar da var. Dolayısıyla yani bunu merak ediyorum. Siz biraz daha etkileyebileceğine mi inanıyorsunuz genel böyle gelişmekte olan ülkeler sepetinde? Şimdi Haziran ve Temmuz'da çok kuvvetli yabancı sermaye girişi oldu. Neden? Borsa İstanbul 295 dolarla başladığı yıla 221 dolarla ilk yarıda nokta koydu. O bölge çok cazipti. Fakat sonrasında Ağustos'tan itibaren yabancı yatırımcıların etkinliği azaldı. En azından net alıcı ya da satıcı değiller. Biz son bir aylık bölümde yerel yatırımcıların özellikle de lokal hisse senedi fonlarına girişle etkili olduğunu görüyoruz. Kabaca 250 milyon dolarlık giriş var bu sefer yerleşiklerden. Eğer dünya borsalarında biz yukarı yönlü bir hareketle karşılaşırsak bu yabancı yatırımcıları yeniden alıcı cephede görmemizi sağlayabilir. Ama ben biraz daha buna zaman olduğunu düşünüyorum. Biz belki birkaç hafta daha bu bölgede dinlenebilir. Ne zaman ki diğer borsalarla arasında BIST lehine bir fark oluştu. Onlar yukarı giderken diyelim ki iki ay yatay kaldılar bazında. O nokta etkili olur. Dış borsaların da şüphesiz en hassas olacağı husus enflasyonla ilgili gelişmeler. Çünkü FED'e de yön veren bu. Ve enflasyonla ilgili problemler, riskler azaldıkça dış borsalarla yukarı yönlü bir hareket zemin kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet, enflasyonla ilgili gelişmeler dediniz. Yani yurt içinde tabii biz biraz daha bir negatif ayrışma içerisindeyiz. Enflasyon söz konusu olunca dünyadan ve bu anlamda da gözlerimiz Merkez Bankası'nda. Yarın açıklanacak faiz kararı sizce endeksi nasıl etkileyebilir? Buradan beklentileriniz nedir? Şu andaki fiyatlamalar biraz böyle beklentilerin yeniden fiyatlanması mı? Gerçekleşme sonrasında bir satış gelebilir mi? Ne dersiniz? Ben dengeli bir Fed bekliyorum. Ne şahin ne güvercin. Ne 2023 projeksiyonunda ne 2024 projeksiyonunda faizlerle ilgili bir değişiklik yapmama ihtimali bence daha yüksek. Ama bu dengeli Fed'in normalde etkisiz olmasını beklersiniz. Ama ben bugün toplantıdan sonra bir pozitif akımın yurt dışında yaşanabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu, 2 ayda varlık fiyatları %8 kadar ortalama aşağı geldi. Hatta endeksler böyle. Hisse senedi bazında yurt dışında %20'leri 30'ları buldu. Metaller geri geldi. Uzun vadeli tahvil fiyatları aşağı geldi. Bir neden petrol fiyatlarının yukarıya gitmesi ve tedirginlik yaratması. Tali bir etken de ne olur ne olmaz tavrı. Bir şahin Fed çıkar mı tavrı. Şimdi o Fed geride kalınca o bir rahatlama yaratmaya der. Hele bugün gördüğümüz petroldeki aşağı yönlü hareket de yerini yeniden yukarı yönlü bir seyre bırakmazsa ben bunun da piyasalar adına destekleyici olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi ben aslında bizim Merkez Bankamızı da merak ediyorum. Yarınki faiz kararına dair beklentileriniz var mı? Çünkü hani Fed ve aslında bütün dünya hani aynı gemide olduğumuz bir süreç ama biz biraz işte geride kalmıştık belki. Ama yarınki faiz kararının da tabii ki önemi büyük. Dolayısıyla hani bizim borsaya yansıması nasıl olur acaba? Bunu sorayım. Çok böyle büyük bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. Beklentiler 500 bas puan civarında kümelendi. Belki bir parça üzerinde olabilir. Bu BIST'e etkiler mi? Bakın BIST'e yön konusunda yerel yatırımcılar çok daha etkili. Ben o giriş yapan yabancıların biraz orta ve uzun vadeli alım yaptıklarını düşünüyorum. Satsalar endeks 300-310 dolardayken satarlardı. Yerleşiklerde ise şöyle bir durum var. Hisse senedi fonlarında son bir haftada 32 milyon dolarlık yerleşiklerden çıkış var. Ama önceki 3 hafta işte 250 milyon dolar civarında bir giriş var. Soru şu, yerleşiklerin davranışlarında TCMB kararı, işte mevduat faizleri ne ölçüde etkili olur? Şimdi bence bu etkinin iz düşümünü
borsada görürüz. Anladığım kadarıyla mevduat faizlerinin var olan 35 civarına 40 civarına gelmesi yerleşiklerin borsaya olan ilgisini çok fazla değiştirmedi. Ama mevduat faizlerinde biz 50 civarına bir kümelenme görürsek o zaman bu tavır değişebilir. Evet, bunu takip edeceğiz. Yarın alacağız kararı. Şimdi hani siz yurt dışındaki o risk iştahından bahsettiniz. Onun önemi bizim için tabii ki var. Ve işte bugün Fed'le, nasıl bir Fed'le karşılaşacağımızın önemi büyük. Yani şahin bir tonda mı olacak, güvercin tonda mı olacak? Öngörüler, ekonomiye dair projeksiyonlar nasıl şekillenecek? Dot plot'ta, o noktasal grafikte önümüzdeki döneme ilişkin faiz beklentileri ne olacak? Bunların hepsine bakacağız. Ama endeks tarafına baktığımız zaman siz neler görüyorsunuz? Örneğin S&P 500 tarafında 4500 seviyesinin son dönemde biraz böyle aşılmakta güçlendiği bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik öngörülerle, işte beklentilerle, Fed'in faiz politikalarına dair beklentilerle biraz böyle yön buluyor hisse piyasaları gibi duruyor. Bir taraftan da Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki o yükseliş dikkatleri çekiyor. Ne dersiniz burada? Yurt dışı piyasalarda, borsalarda nasıl bir beklenti olabilir bugünden sonra? Ben açıkçası 15 aydır devam eden bir yatay trend var Amerikan borsalarında. Biz düşüşü 2022'nin ilk 9 ayında yaşadık. Sonrası neredeyse işte 1 yıl, hatta Haziran itibariyle taban oluşumları gerçekleşmişti. Amerika'da 12 ay, 15 aydır yatay bir seyir var. Bence bunun sonuna yaklaşıyoruz. Çünkü enflasyon yavaş yavaş da olsa geri geliyor ve piyasa destekleyici ipuçlarını buldukça 2024'ün dünya ekonomisinde, Amerika özelinde Amerikan ekonomisinde büyümenin filizleneceği, 2025'te büyümenin biraz daha belirgin hale geleceği tablonun ipuçlarını gördükçe ben var olan o durgunluk fiyatlamasının yerini büyümeye dönüş fiyatlamasına bırakacağını düşünüyorum. Bu akşam bence çok kritik bir nokta şu, FED her Eylül toplantısında 3 sene sonraya ilişkin beklentilerini de paylaşır. Ve biz bu akşam 2026 senaryolarını öğreneceğiz. 2025 peki, için şunu sormak istiyorum, yani evet öğreneceğiz ama bu senaryolar ne kadar gerçeği yansıtıyor, ne kadar başarılı olabiliyor FED projeksiyon yapmakta? Çünkü daha önceden mesela işte enflasyonla alakalı olarak geçici dendi. Yapışkan olduğu ortaya çıktı. Çok da geçici olmadığını gördük. Büyüme yavaşlayacak dendi. Orada çok bir yavaşlama, en azından gözle görünür bir yavaşlama şimdiye kadar gözlemlenmedi. Dolayısıyla hani bu senaryolar acaba ne kadar güvenilir? Önümüzdeki döneme ilişkin, yani bunu sadece Fed özelinde söylemiyorum aslında, sormuyorum. Bütün dünyada gerçekten hani projeksiyonların acaba öneminin biraz daha azaldığı, daha böyle sözel yönlendirmenin, daha kısa vadeli hareketlerin önem kazandığı bir süreçten geçiyor olabilir miyiz? Yani biraz böyle yeni bir düzen mi bizi karşılıyor ve bu piyasalar açısından ne anlama gelebilir? Ya ben bu görüşe pek katılmıyorum. Sıra dışı bir dönemin içindeyiz. Yani o 79 petrol krizinden sonra biraz daha ılımlısını biz bu geride bıraktığımız 2 yıllık kesitte yaşadık ve merkez bankalarının da yanılmalarını doğal karşılamak lazım. Birçok onların lehine faktör gerekçe ortaya koyabiliriz. Önümüzdeki sürecin senaryolandırılmasını görece kolaylaştıracak bir durumun içindeyiz. O da nedir? Ekonomiler zaten durgunlukta. Yani enflasyon sorunu gecikerek de olsa bu çözülecek demektir. Hal böyle olunca da ekonominin kendi dinamikleriyle bir de ertelenen talep devreye girecek. Bir büyüme evresini başlatması çok zor değil. Olağan dışı bir faktör değişikliği olmadıkça. Bir de yani Fed'e inanmayacaksak kime inanalım? Daha credible bir alternatif çıkmadıkça karşımıza bence referans almak doğru. Piyasaların da ben halen Fed'e büyük bir kredi verdiğini, dikkate aldığını düşünüyorum. Evet, dediğiniz gibi yani dünyada hani ipleri en çok elinde tutan Merkez Bankası ve kredibilitesi de yüksek bir Merkez Bankası. Dolayısıyla ona güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm değerlendirmeleriniz için, görüşlerinizi paylaştığınız için Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle beraberdi Fokus'ta. Ve böylelikle biz Fokus'u noktalıyoruz. Saatler 21'i gösterdi. Fed faiz kararını alacağız. 21.30'da ise Fed Başkanı Jerome Powell'ı simultaneli olarak Bloomberg HT ekranlarında dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.